Herkese merhaba arkadaşlar, ben Nurullah Güç. Bugün Python ile bir keylogger yapacağız. Şimdi daha önce C# bir keylogger yapmıştık. Ancak C# yapmış olduğumuz keylogger da bizi bayağı uğraştırmıştı. Hani kullandığımız modül gereği gerçi bizi uğraştırmıştı. Tek tek eklemiştik tuşları. Ancak Python'da öyle bir modül var ki hani birçok kişi zaten bu modül hallediyor. Yani çok az kod yazacağız. Yani C#'daki kullanmış olduğumuz hani kütüphane göre çok çok iyi ve gayet de kullanışlı bir modülü kullanacağız bugün. Gayet başarılı ve sağlıklı bir keylogger yazacağız. Şimdi kodları yazmaya başlamadan önce benim bir modülü bilgisayarıma dahil etmem gerekiyor. Bu modülü dahil etmek için de şöyle başlatı açıp şöyle cmd'den Windows'un terminalinden pip install pnput şeklinde bir şey yazıp Enter'a tıkladığımda bu modülü dahil edeceğim. Ama şu anda benim bilgisayarımda zaten bu modülün olduğunu söylüyor. Ama eğer sizde yoksa bu modülü indirecektir CMD ekranından, yani terminal ekranından. Şimdi ben IDE olarak PyCharm'ı kullanacağım. PyCharm'da bir daha bu modülü dahil etmem gerekecek. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayalım. Import pnput diyelim. Bakın şu anda şöyle bir hata verdi. PyCharm'da böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Şu an şu kırmızı şeyin üzerine gelip install package pnput şeklinde bir şey söylersem bu modülü tekrardan benim PyCharm'ıma dahil edecek. Şu anda modülün yüklendiğini, başarılı bir şekilde yüklendiğini görüyoruz. Evet, modülü yazdıktan sonra kodlarımızı yazmaya devam edelim. Şimdi burada from pnput.keyboard'u kullanacağız. Daha sonra buradan import diyelim. Key ve listener'ı buradan ben programıma dahil etmek istediğimi söylüyorum. Şimdi kod bloklarımızı with ile çağıracağız. With diyelim. Listener. Parantezlerini açalım. Şimdi burada iki tane fonksiyon tanımlayacağım. Şu anda projede fonksiyon olmadığı için şimdilik hata verecektir. Bir tanımlayalım. Daha sonra yukarıda fonksiyonları tanımlayaraktan programımızı yazmaya devam edeceğiz. Şimdi buraya on press eşittir on press diyelim. Daha sonra virgül on release eşittir on release diyelim. S listener şeklinde bir şey söyleyelim. Daha sonra listener nokta join diyelim. Şimdi burada on press ve on release'te hata görüyoruz. Birazdan bu fonksiyonları tanımlayacağız. Ve bu iki bu kod bloğu aslında projemizi ayağa kaldıracak. Yani sürekli çalıştıracak. Şimdi şu hata veren fonksiyonları dilerseniz fonksiyon olarak tanımlayalım. Definition, yani def diyorum buraya. On press. Şimdi bu fonksiyona bir parametre göndereceğim. Parametre olarak ya aslında tuşa basılma olayını ben bu fonksiyonla yakalayacağım. Key diyelim. Daha sonra iki nokta bırakıp aşağı indim. Şimdilik pass diyelim. Ve daha sonra diğer fonksiyonu tanımlayarak devam edelim. Bir definition daha tanımlıyorum. On release diyelim. Parametre olarak yine buraya key gönderelim. Yine buraya da pass diyelim şimdilik. Şimdi burada ben aslında keylogger'ımın çatısını bu şekilde oluşturmuş oldum. Bütün işleri burada, bütün dinleme işlemlerini aslında bu fonksiyonlar gerçekleştirecek. Şimdi isterseniz ilk çıktığımızı alalım ve projemizin nasıl çalıştığını görelim. Şimdi on press olayında tuşa basılma olayını burada yakalayacağız demiştik. Şimdi burada bir çıktı alalım isterseniz. Print dedim. Burada süslü parantezlerin içerisinde bir sıfır deyip daha sonra press şeklinde bir şey söyleyelim. İngilizceden gidelim. Daha sonra bunu formatlayalım. Format key diyelim. Ve daha sonra şu on release olayında da isterseniz bir programımıza bir tane kısa yol tuşu atayalım. Mesela ESC'ye bastığımızda program dursun. Tamamen bize kolaylık olsun diye. Buraya bir if bloğu açalım. If key eşittir eşit eşit key nokta escape, yani ESC tuşuna basıldığında projemiz dursun şeklinde bir şey söyleyeceğiz. Yalnız bir çıktı alalım isterseniz. Exit şeklinde bir çıktı versin konsolda. Daha sonra dursun tamamen. Return false diyerekten aslında ben projemi durdurmak istediğimi belirtiyorum. İsterseniz şu şekilde bir çalıştırıp bir görelim. Şu anda projemiz çalışıyor. Bir şeyler yazalım. Mesela merhaba dünya şeklinde bir şey yazdım. Bakın görmüş olduğunuz gibi klavyeden tuşlara basar basmaz aynısında konsolu düzgün bir şekilde işledi. Şimdi bu modülü diğer modüllerden ayıran en güzel tarafı, hani klavyeden ne girerseniz girin, hani hangi
istediğiniz tuş kombinasyonunu sağlayıp text olarak çıkardığı karakteri konsola da işleyecek. Böyle bir güzelliği var. Yani bütün tuşları bu şekilde güzel bir şekilde dinlemiş oluyoruz. Bakın mesela ben şuradan başlatın arama kısmına yazayım. Hiç fark etmez. Bu farklı bir yerde olabilirdi. Mesela buraya da Hello World yazalım. Bir tane de ünlem işareti koyalım. Bakın buraya yazmama rağmen geliyorum burada. Şurada konsolda da aynısını görüyorum. Bakın ünlem işaretine basmama rağmen buraya da düzgün bir şekilde işledi. Daha önce C#'da Keylogger yaptığımızda büyük küçük harf entegrasyonu sağlamıştık projemize. Ama bunda böyle bir şeye gerek yok. Hani şu anda mesela Shift A yaptığımda büyük A harfini bile şu şekilde şuraya giriyor. Böyle bir güzelliği var. Şimdi bu konsola yazmış olduğumuz yani dinlediğimiz tuşları isterseniz bir metin defterine kaydedelim. Ondan sonra zaten gayet basit bir şekilde geliştirilebilir. Şimdi ESC'ye basaraktan projemi burada durdurdum. Bakın exit şeklinde çıktı verdi. Daha sonra projemi durduğunu ben burada görüyorum. Şimdi metin defterine yazmam için şöyle bir yol izleyelim isterseniz. Bir tane sayacımız olsun. Her bir tuşa basıldığında da bu sayaç 1 artsın. Daha sonra sayaç 10 olduğunda da metin defterine yazdırma işlemini gerçekleştirsin. Bunun için bir tane sayaca ihtiyacım var. Buraya count diyelim. Count eşittir 0. Daha sonra metin belgesine yazdırma işlemini bir listeden gerçekleştireceğim. Bir listeye ihtiyacım var. Bunun için de case eşittir köşeli parantez şeklinde bir liste oluşturdum. Daha sonra burada onPress fonksiyonunda biz tuşa basılma olayını yakalıyorduk. Burada da her tuşa basıldığında sayacımız 1 artsın şeklinde bir şey söyleyelim. Artı eşittir 1 dedim. Daha sonra her tuşa basıldığında yalnız burada bir hata aldık. Şu değişkenleri burada kullanabilmem için global şeklinde tanımlamam gerekiyor. Count virgül case diyelim. Daha sonra her tuşa basıldığında case nokta append diyelim. Şöyle case listesine basmış olduğum tuşu burada eklemek istediğimi belirtiyorum. Daha sonrasında bir fonksiyon yazalım. Metin belgesine yazdırma işlemini gerçekleştirmek için. Definition diyorum. Buraya da write file diyelim. Şöyle parametre olarak da case yani listemizi göndereceğiz. Metin belgesinin yazdırma işlemini with ile gerçekleştirelim. With open diyorum. Şimdi buraya oluşturmak istediğim dosyanın ismini uzantısı ile birlikte girmem gerekiyor. Ben bir metin belgesine kaydetmek istediğim için txt olacak şekilde bir isim girelim. Uzantısında txt olarak belirleyelim. Daha sonra dosyaya yazma kipi olaraktan A'yı kullanacağım. Çünkü her dosyaya yazdırma işlemini gerçekleştirdiğinde önceki yazılanları silmesini istiyorum. Yani imleci son bıraktığı yerden yazmaya devam etsin istiyorum. Bu yüzden A kipini kullandım. Daha sonra virgül encoding. Burada da Türkçe karakter kullanacağım için bu Türkçe karakterleri bloklamaması için UTF-8 karakter setini, karakter takımını kullanmam gerekiyor. Daha sonra sfile diyelim. File şeklinde belirtelim. Daha sonra ben bunları bir listeden çekeceğim için bir for döngüsü kullanmam gerekiyor. Farklı yollar da var ancak bu yazılan metinler üzerinde biz farklı işlemler yapacağız birazdan. Bu yüzden for döngüsüyle yazmayı tercih ediyorum. Key in case diyelim. Liste boyunca dönecek ve her döndüğünde de file nokta write neyi yazdıracak? Key değişkenini yazdıracak. Evet, dosyaya yazdırma fonksiyonuna bu şekilde. Dilerseniz bu fonksiyonu da şurada çağıralım. Count. Yalnız bir if bloğu açmam gerekiyor. If count büyük eşit ise ondan write file fonksiyonu çağıralım ve parametre olarak da case listesini burada göndermek istediğimi belirtiyorum. Evet, şu şekilde bir çalıştıralım. Çalıştırdım şu anda. Şuraya gelip de merhaba dünyayı yazdırdım ancak bir hata aldık. Şurada da metin belgesi oluştu ama bir hata aldık. Şu hataya bir bakalım. Evet, şurada şunu string olarak yazdırmam gerekiyor benim. Şöyle string olarak bir dönüşüm yaptıktan sonra tekrardan bir deneyelim isterseniz. Şu metin belgesini evet şu anda şunu kapatıp tekrardan bir deneyelim. Evet şu şekilde tekrardan bir çalıştırdım. Run dedim. Tekrar bir deneyelim. Merhaba. Dünya dedim mesela. Kendi adımı yazayım. Nurullah Güç şeklinde. Tekrardan bir metin belgesine bakalım. Bakın şu anda yazmış olduğum tekstleri yazıyor ama şu anda bir sorun var. Bakalım sorun neymiş.
Çünkü fazladan yazdırdı. ESC'ye basaraktan projemi durdurdum. Programımı durdurdum. Hemen şuraya bakıyorum. Evet, burada dosyayı yazdırma işleminin gerçekleştirdiğinde sayacımızı bizim bir sıfırlamamız lazım. Öbür türlü for döngü sürekli dönecek ve yanlış bir çıktı alacağız. Ve dosyayı yazdırma işlemini gerçekleştirdikten sonra bu listemizi bir sıfırlayalım. Bunun için de bu şekilde aç kapa köşeli parantez şeklinde belirtmem gerekiyor. Evet, şu şekilde bir tekrardan çalıştıralım. Şunları sileyim yalnız. Çalıştırdım. Buraya da Hello World yazalım mesela. Yanlış yazdım. Neyse. Nurullah Güç yazayım. İşte tekrardan bir şeyler yazıyorum. Tekrardan bakalım. Evet, sona aldı ama şu anda biraz daha karışık. Dilerseniz daha düzenli bir çıktığı için şöyle durdurdum programı. Şundan ne var ne yok sildim, kaydettim. Tekrardan bir çalıştıralım. Buraya merhaba dünya yazdım. Böyle bir şeyler yazdım şu şekilde. Evet, bakın görmüş olduğunuz gibi dinlemiş olduğumuz tuşları buraya düzgün bir şekilde yazdırdı. Yalnız bu şekilde bize bir bilgi ifade etmiyor. Dilerseniz bu yazdırmış olduğum metin belgesini yazdırmış olduğum, dinlemiş olduğum loglar üzerinde biraz değişiklik yaparaktan biraz daha düzenleyelim bu logları. Bunun için de ilk başta dikkat ederseniz şurada her karakteri yazdırdığında bir tek tırnak bırakıyor. Öncelikle şu tek tırnağı biz bir yok edelim isterseniz. Tek tırnağı yok etmek için de önce bir programı bir durduralım. ESC'ye basıp durdurdum. Şunu siliyorum. Şimdi bu tek tırnağı yok etmek için de şuradaki write file fonksiyonun içerisinde şurada for döngüsünün içinde önce şunu bir silelim. Şöyle. Daha sonra buraya şu k değişkenini ilk önce bir değişkeni atayıp daha sonra string metodu ile o tek tırnağı yok etmeye çalışalım. Şöyle str parantez içerisinde k dedim. Değişkenini gönderdim. Daha sonra replace istiyorum. Şimdi neyi değiştirmek istiyorum ben burada? Aslında tek tırnağı değiştirmek istiyorum. Aslında sadece silmek istiyorum. Silmek istiyorsam da bir çift tırnak açıp içini boş bırakmam gerekiyor. Bu şekilde de silme işlemini gerçekleştireceğim. Daha sonra file nokta write neyi yazdıracak? Bu defa sadece k'yı yazdıracak. Zaten string olduğu için tekrar bir dönüşüm yapmama gerek yok burada. Tekrardan bir çalıştıralım. Şöyle run dedim. Tekrar deneyelim. Mesela merhaba dünya yazdırdım. Gerçi silmemiştik ama bakın burada görmüş olduğunuz gibi bu defa yazdırdığımda tek tırnakları almıyor. ESC'ye basıp durdurdum. Tekrardan bir silip deneyelim isterseniz. Kaydettim. Tekrardan çalıştırıyorum. Bu defa Nurullah Güç yazacağım buraya. Bakalım ne durumda. Evet, bakın görmüş olduğunuz gibi bu defa tek tırnakları almadı. Yani tek tırnakları bu şekilde yok etmiş olduk aslında. Ama hala birkaç sorun var. İsterseniz bu space tuşuna basıldığında da yani boşluk tuşuna basıldığında da bir alt satıra inmesini sağlayalım. Bunun için de şöyle yapalım. Programımı durdurdum ESC'ye basaraktan. Bunları tekrardan siliyorum. Kaydettim şöyle. Şunu silelim. Şimdi burada bu space'e basınca alt satıra inme olayı için de şu şekilde bir kod yazalım. If dedim k.find şuraya space dersem aslında k değişkenin içerisinde space ibaresi geçiyorsa şeklinde bir şey söyledim. Büyük sıfır ise eğer ne yapacak? File.write şöyle tek tırnak çift tırnak içerisine ters slash n diyorum. Burada n new line anlamında yani yeni satır anlamında yeni bir satır açmış olacak. Ve daha sonra bir elif diyelim. İçerisinde k ibaresi geçen logları da isterseniz bir görmezden sayalım. Bu şekilde daha düzgün bir çıktı elde etmiş olacağım. Bunun için de k.find pardon yanlış oldu. k.find içerisinde k ibaresi geçiyorsa k'sı büyük. Şöyle eşit eşit eksi 1 ise eğer bu şekilde görmenizden sayabilirim aslında yazdırma işlemini yapıldığında. Buraya da file.write k yazdırması yeterli. Şunu da şuradan tamamen kaldırabilirim. Evet, şu şekilde tamamen artık hazır gibi. Tekrardan son bir kez çalıştıralım. Çalıştırdım projemi. Merhaba dünya diyorum. Daha sonra Nurullah Güç yazayım. Sonra bir şeyler yazıyorum şu şekilde. Bakalım tekrar log.txt dosyamıza. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu defa daha düzenli bir şekilde yazdırdı. Space'e bastığımda yeni bir satır
oluşturdu ve aşağı indirdi. Evet, bu şekilde keylogger'ımızı gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Yani bundan sonra da mail gönderme işlemi de hani çok basit bir şekilde yapılabilecek bir şey. Hani belli bir yazdırma sayısından sonra mail gönderip metin belgesini sildirme işlemi gerçekten çok basit olacaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, kolay gelsin.